Onu daha önce de söylemiştik. Şimdi mukaddimeden kasıt, Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği şeylerde şeye aslında mukaddime kelimesi daha uygun. Çünkü maksada uruç etmek için mukaddemelerden istimdad etmek ehli tahkikin düsturlarındandır diyor başta. Yani bir nevi anlatacağı şeyleri okuyucuya önce bir takdim eden, yani manasına. Yani bunlarsız ileride anlatılacaklar zor anlaşılır manasına. Mukaddeme de şu, her şeyden önce bilinmesi gereken şeyler. Bu sebeple takdim edilen şeyler. İkisi de mümkün. Mukaddime de diyebilirsiniz, mukaddeme de diyebilirsiniz. Şimdi bu mukaddimelerden birisi de bu. Hakikaten bugün de çok ihtiyacımız olan bir esas. Mazide nazari olan bir şey, müstakbelde bedihi olabilir. İşte bu önemli yani hakikaten bu cümle. Bu kaideyi açıklayacak. Bütün bu mukaddimenin izahı bu. Mazide nazari olan bir şey, müstakbelde bedihi olabilir. Nazariyi Türkçe teorik olarak ifade etmemiz mümkün. Ama tam karşılanmıyor. Tam karşılanmıyor. Yani nazariden kasıt henüz herkes tarafından çok açık bir şekilde anlaşılamayan. Ama söylememizde bir mahsur yok. Teori halinde bulunan henüz. Yani gayri ilmi değil. Ama ancak ilmin düsturlarıyla anlaşılabilen. Herkesin rahatlıkla anlayamadığı. Yani biraz sonra misaller verecek. Yani geçmişte bundan iki asır önce öyle şeyler var ki ancak İbn-i Sina'lar anlar. Bunu kendisi misal verecek. Ama bugün ilim gelişe gelişe öyle olmuş ki ilkokul mezunu onu bilmediği zaman mezun etmiyorlar. Yani anlatabildim değil mi meseleyi? Ne gibi dünyanın yuvarlaklığı gibi. Ne gibi işte dünyanın gezegenler vesaire gibi. Ayı hakkındaki bilgiler gibi. Eskiden ay hakkındaki bilgiyi ancak bir İbn-i Sina çok iyi bilir. Yani onu, o da nazari. Nazariden kasıt çok açık değil, ispat edilemiyor. Sadece ilmin düsturları çerçevesinde izah edilebiliyor. Yani bu cümle önemli bir nokta. Şimdi buradan nereye gidecek? Tefsirdeki bir kısım meselelere gidecek. Onun için izah ediyoruz. Yani mesela tefsirlerde öyle meseleleri görüyoruz ki ya bu kadar büyük bir alim bunları nasıl söyler? Gadi Beydavi gibi bir alim Beynessadefeyn kelimesini, Kur'an-ı Kerim'deki Beynessadefeyn kelimesini şey diyor, Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki Kafkas dağlarıdır diyoruz. Yani kendine göre öyle izah ediyoruz yani. Yani bu onun eksikliği değil. Burada onu çok güzel anlayacağız. Çünkü o zaman nazari bir mesele bu. Yani ancak o sahanın dahileri tarafından tartışılabilen bir meseleler. Ama bugün bedihi olmuş yani. Şimdi 200 sene önce siz uçağı anlatsanız sizi mutlaka Bakırköy Hastanesi'ne tıkarlar varsa. Ama bugün inanmayanı tıkarlar. Yani onun için demek mazide geçmiş zamanda, zaman önemli değil, nazari olan bir şey müstakbelde gelecekte gayet bedihi olabilir, çok açık olabilir. Şöyle tahakkuk etmiştir, izahını yapıyor şimdi. Şöyle gerçekleşmiştir. Alemde meylül istikmal vardır. Ha, burada ileride bir sual gelecek. O sualin cevabı için önce bunu söylüyor. Bu da bir kaydı. Yani kainatta devamlı olarak bir meylül istikmal var. Yani meyl biliyorsunuz. İstikmal kemale erime isteği. Yani kemale ermek, daha da yükselebilmek için bir meyil var. Yani bunu hakikaten hocamın da çok güzel bir misali var. Kendi hayatımızdan da görebiliriz yani. Şimdi kainatta değil mi? Bir şey topraktı. Buğday oldu. İyi mi kötü mü? İyi değil mi? Buğdaydı. Birisi fırında ekmek yaptı. İyi mi kötü mü? Ekmek mi buğday mı? Ekmek iyi değil mi? Ekmeği herhangi bir hayvan yedi. İlla insan yemesi şart değil. Olur ya. Hayvan yedi. Mesela koyun eti oldu. İyi mi kötü mü yani? İyi değil mi? Koyun daha iyi yani şimdi. Koyun etini de kestik. İnşallah Mustafa kardeş arada sırada öyle bir ziyafet verir. Burada biz yedik. İnsan oldu. İnsan oldu. İyi mi kötü mü yani? Bir insan doğar doğdu. Şimdi bir yaşında mı kalsa iyi, iki yaşında mı kalsa iyi. Ama şu çocuk büyüse de bir görsek gezdiğimi diyoruz. Devamlı iyi yani. Devamlı kemale doğru bir meyil var alemde yani. İşte yaşlandık. Şey belli bir kemal yaşına geldik. Bu sefer ihtiyarlık. Ehli imana göre cennete ulaşma noktasından dolayı onda da devamlı aslında meyli istikmal var yani. Kabir kapısına yaklaşmak demek ebedi hayata yaklaşmak demek. Yani bilmeyenler için ayrı bir mesele. Bu burada böyle olduğu gibi diğer maddi ilimlerde de böyle.
Niye maddi ilimler dediniz ki? Ha, o 5 dakika sonra görürsünüz. Bugünkü problemleri çok güzel halledecek. Bu meyli alemde dedi. Alem dediği şu gözümüzle gördüğümüz kainat kitabında. Yani alem-i şehadette devamlı meylül istikmal var. Ama bu kayda mutlak değil. İşte burasını maalesef bugün bir kısım insanlar yanlış değerlendiriyor. Ona geleceğiz. Şimdi lüzumsuz girmemize gerek yok. Yani anladınız değil mi bunu? Heh, sor tabii. Geçen de mevzu sormuştum. Mümkünat mahiyetlerinde mutlak kemal, mutlak vücuttur. Yürüstü Hazretleri. Hususi kemal ise bunların diyor kabiliyetlerinin şeye çıkması, zuhur etmesi, vücudu hariciye çıkması. Evet. Nasıl anlayacağız? Şimdi Sungur abi mevzu etmişti. He. Mümkünat vücutlarında mutlak kemal, mutlak vücuttur. Yani ne demek? O kadar güzel bir ifade ki. Ama diyor hususi kemalleri, hususi kemalleri, hususi kabiliyetlerine bağlıdır diyor üstadlar. Şimdi hadise gayet önemli. Mümkün, biliyorsunuz kainat, üç kısımdan teşekkül ediyoruz. Yani daha doğrusu kainat demek hatalı da. Vücut üç kısım. Birisi mümkünü vücut. Varlığı ile yokluğu eşit. Yani varlığı mümkün olan. Yani var olabilir de olmayabilir de. Birisi tercih etmiş, var etmiş. Bu kainat tamamen o. Birisi vacibül vücut. O Allah. Yani varlığı başkasının varlığı ile kaim değil. Kendi zatı ile kaim. Birisi de muhalül vücut. Müstahilül vücut. Yani varlığı imkansız olan, Allah'ın şeriki gibi. Onu yok kabul ederim, iki gruba ayrılmış oluyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor, mümkünatın diyor mutlak kemali, mutlak kemali, mutlak vücududur diyor. Yani mümkün olan bir şey, mümkün olan bir şey, eğer vücudu tercih edilmişse, bir defa kemal noktasına ulaşmış. Yani mutlak derken, yani herhangi bir şeyle kıyaslamadan, kayıtlamadan, mesela bir insan, İnsan olarak yaratılmışsa kemali insanlıktır yani. Yani ifade edebildim değil mi? Biliyorsunuz mutlak olarak bir şey zikredildiği zaman kemal ferdi kastedilir. Mesela Resulullah insan arasında. Yani ifade edebildim. Ama hususi kemaller işte Abdülkadir Geylani de olur. Öyle değil mi? Öteki tarafta işte dalalete giden bir başka insan Ebu Bekir de olur, Ebu Cehil de olur. O tamamen kabiliyetlerin inkişafına bağlı. Yani ben onu anlıyorum. İfade edebildim mi bilemiyorum. Yani burayla alakası ikinci derecede var o şeyin, kaidenin. Ama burada kastedileni anlatabildim değil mi? Burada benim demek istediğim, alemde meylül istikmal ancak maddi meselelerde var. Bediüzzaman Hazretleri şimdi biraz sonra izah edecek. Bu kaide mutlak değil. Yani ifade edebildim değil mi? Mutlak kelimesini anlıyorsunuz değil mi? Yani o çok önemli bir hadise biliyor musunuz? Mutlak kelimesi. Mesela her zaman İstanbul'da yağmur yağar. Bu cümle doğru değil. İstanbul'da yağmur yağar. Bu cümle doğru. Bir gün bile yağsa doğru. Yani önemli olan mutlaktan kasıt o. Kayıtsız yani. Herhangi bir zamanda yağsa kafi. Yani mutlak o. Kayıtla kayıtlanmıyor. Herhangi bir şartla şartlanmamış manasına. Bir de haşiye zikretmiş. Bizde birisi demiştir. Bizde dediği ben şahsen bunu söyleyeni bulamadım. Sen biliyor musun? Ha, bulamadım. Bediüzzaman Hazretleri aşağıda kahriyat demiş. Kahriye edebi bir terim. Istılah yani. Edebi bir ıstılah. Eski Türk edebiyatında da kullanılıyor. Arap edebiyatında da kullanılıyor. Umumi manada İslam edebiyatında kullanılan bir tabir. Kahriye demek şu demek. Kahriye bir nazım çeşidi. Herhangi bir insan Cenab-ı Hakk'ın kahar ismini de esas alarak bir başka insanın veya insan grubunun başına musibet gelmesi, Allah tarafından bela verilmesi için beddua mahiyetinde kaleme almış olduğu şiirlere kahriye deniliyor. Bu tür bazı şairlerin kahriyatları var. Hatta Artvinli bir şairin ismi de Kahri. Yani çok böyle herkese kahreder bu manada şiirler yazdığı için Artvinli bir zatın ismi Kahri demişler yani. Şairin ismi Kahri. Yani öyle. Kahriyat da o tür şiirlerden belki de bir kitaptır bu. Yani ama ben tespit edemedim. Fakat bu şekilde mahiyeti bu yani. Kahriyat deyince demek ki bizden birisi dediği herhalde Doğu Anadolu'da yaşayan veyahut da ifade edebildim mi? Yani şairlerden birisi yani. Anadolu'da yaşayan şairlerden birisi veya ekrat arasından birisi bilemiyoruz onu. Her zerrede temayül ayandır tekamüle. O kaideyi açıklıyoruz.
Onun için Bediüzzaman Hazretleri burada iktibas yapmış. Her zerrede temayül, yani bir meyil, ayandır. Çok açıktır tekamüle. Yani devamlı olarak tekamüle doğru gidiş. Her zerrede, her an var. Bunu görmek mümkün. Kainat her an tasarruf halinde. Yani bu illa şu bu değil, zamana bağlı da değil yani. İşte görüyorsunuz her an tarladaki toprakların, o toprak zerreleri ya muz oluyor, ya karpuz oluyor, ya şu oluyor, ya bu oluyor değil mi? Hayvanat zerreleri insan oluyor. Hulasa hulasa. Yani dolayısıyla her şeyde bir tekamül devamlı var. Her soyda, soy dediği bu, damar manası da dahil olan, füyuz-u hüveyda nüma ile, yani bu soydan kasıt damar, örukun karşılığı bu. İfade edebildim mi? Füyuz feyizler demek. Hani damarlarda kan akar veya ağaçların damarlarında su akar ya, yani o tekamül eden kainattaki diyor her zerrede, dolayısıyla her soyda füyuz feyizler var. Hüveyda nüma ile. Hüveyda çok aşikar demek. Çok açık gözle görülür tarzda bir terakki var. Devamlı bir ilerleme var. Bir noktayı kemale, bir kemal noktasına doğru gidiyor her şey. Yani bu tabii manidar bir hadise biliyorsunuz. Bediüzzaman Hazretleri bunu Risale-i Nur'da birçok yerlerde izah ediyor yani. Kainat devamlı, malumunuz terbiyeyi de böyle tarif ediyoruz. Yani bir şeyin kemal noktasına doğru lazım olan her türlü ilerleyebilmesi için lazım olan, hayatına lazım olan her şeyi temin etmeye de terbiye deniliyor. Kainatta hem bir tekamül var, bu tekamülün neticesi olarak bir terbiye var. Daha doğrusu terbiyenin neticesi olarak bir tekamül var. Orada ayrı bir mesele. Bir noktayı kemale, şitab üzve kainat. Şitab da süratle koşuyor demek. Şitab, Farsça bir kelime, koşuyor manasına, koşmak. Kainat devamlı bir kemal noktasına doğru koşuyor. O noktaya teveccüh ile, o noktaya yönelmekle yükselir hayat. Tabi netice itibariyle Bediüzzaman Hazretleri kaçıncı sözde, 32. sözde mi izah ediyor o meseleyi, yoksa 29. sözde? يَوْمَ تُبَدَّرُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ Yani devamlı bu tebeddürler, tegayyürler, değişmeler vesaireler gidecek, gidecek, gidecek. Bir gün diyor bu fani alem baki ahiret meyvesini verecek. Yani bu kemal o nokta nihayet ahirettir yani. Ahiretle neticelenecek yani. Bu hayat makinesini çalıştırmak i̇şte, acaba alemi kesiyor, alemdeki hesabına yandırıyor, eriyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Anladınız değil mi? Hayat makinesi dediği devamlı her şeyde canlı olan mahlukat yaratılıyor. O devamlı olarak şey yapmakla yani bir nevi biliyorsunuz camid olan şeyler alemi kesiftir. Canlı olan şeyler de alemi latiftir. Hayat makinesi çalıştıkça camid dediğimiz şuursuz, akılsız alemden şuurlu aleme, yani alemi latife doğru devamlı akış var. Neticede de ahiret meyvesini verecek diyor. Orada uzun uzun anlatıyor. Yani o 29. mektupta. Orada okunmaya değer bir yer. Onu da söyleyeyim. Her taraf değer de, fakat inşallah fırsat olursa böyle, bu erken biterse, bugün olsun bir başka zaman olsun, bu tür böyle münasip yerleri okumakta da fayda var. Şimdi bizim öğreneceğimiz şu burada. Yoksa bu metni takip etmezsek izah gider. İki cümle. Bunun izahını yapacak bugün. Bir, geçmişte nazari olan her şey istikbalde bedihi olabilir. Çok açık kaideler haline gelebilir. İki, kainatta meylül istikmali var. Devamlı olarak kemale doğru bir akış var. Onun ile hilkati alem, yani bu kaide gereği kainatın, alemin yaratılışı kanunun tekamüle tabidir. Devamlı tekamül kanununa tabi. Evrim değil, tekamül. Yani anladınız değil mi? Evrim değil. Kainatta tekamül kaidesi var. Bütün cemada bitkilerin imdadına diyor Bediüzzaman. Ondan sonra bitkiler hayvanların imdadına, hayvanlar insanların imdadına, insanlar da gayesine uygun yaşadığı takdirde manevi aleme bir nevi netice imal ediyoruz. İbadetler, işte ettehiyyatü ile biz de o neticeleri Allah'a takdim etmiş oluyoruz. Yani bütün cemadat bitkilerin namına çalışıyor. Bitkiler hayvanların, hayvanlar insanların, dolayısıyla diğer mahlukatta insanların lehine,
İnsanların neticesi, neticesi de salih amelleri ve imanları ibadetle. O da Kur'an'ın tabiriyle semaya yükselen en kıymetli kainatın neticeleri ve meyveleri. İnsan ise alemin semerat ve eczasından olduğundan, yani insan da bu devamlı kemale doğru giden alemin nelerindendir? Meyvesidir. Aynı zamanda eczasındandır. Bir cüz'ü olduğundan onda dahi meylül istikbalden, yani kemale doğru meyletme duygusundan, meylinden bir meylü terakki, devamlı bir ilerleme, terakki meyli mevcuttur. Hoş alemde bu kaydı olunca insan da onun parçası, onda da geçerli olacak. Şimdi burası önemli. Bu meyil ise, insanda bir terakki meyli var dedi, ilerleme meyli var dedi. Telahuku efkardan istimdat ile neşünema bulmuş. Demek ki önemli bir kaide bu. Yani telahuk efkar, fikirlerin birbiriyle birleşmesi. Telahuk o. Karşılıklı olarak birbiriyle kavuşması, birleşmesi. Fikirler birbiriyle birleşerek ondan istimdat edecek, yardım alacak ve neticede neşünema bulunacak. Şimdi bir insan tek başına gözle ilgili bütün hastalıkları teşhis veya tespit etmesi mümkün mü? Bizim Türkiye'de biliyorsunuz diğer ilimler gibi tıbbın da diğer ilimlerinde ilerlememesinin en büyük sebebi o. Amerika'da çok hayret ettim ona, yani müşahede ettim bunu. Şimdi mesela herhangi bir kişi doktora yapacak. Elinin altında bütün üniversitelerin kütüphanelerinde yapılmış araştırmaları ihtiva eden o konudaki her türlü bilgi, makale, laboratuvar neticesinin bilgisayarda tespiti var. Şimdi bizim Lokman kardeşimiz var işte, o üzerine duruyordu bir meselenin. Yani bir şeyle ilgili, bitkilerle ilgili bir mesele, neyse ben bilemediğim için bir şey söylemiyorum. Basıyor düğmeye, kim neresini ne yapmış? O ondan sonraki adımı onlara göre atıyor. Yani burası çok önemli yani. Onun için bugünün göz ilmi İbn Sina'nın Galatasaray'da çizdiği göz fotoğrafına bağlı. Razi'nin tespit ettiği hastalıkların ilaçlarına bağlı. O olmasa bu olmazdı. Bu da olmasa daha ileride keşfedilecek olan mükemmel aletler vesaireler olmayacak. Yani bu kaydı önemli bir kaydı. Önemli bir kaydı. Maalesef biz bunu özellikle Türkiye'de unutmuşuz. Telahuk efkar ise bu da önemli. Şimdi fikirler nasıl birbiriyle kavuşur? Bazı esaslar olacak ki tekemmülü mebadiyle inbisat eder. Yani bir ilmin tekemmülü mebadi, mebadi demek bir ilmin esasları demek. Mesela biyoloji ilminin temel esaslarına mebadi diyoruz. Matematik ilminin temel esaslarına mebadi diyoruz. Yani o temel esaslar oturacak ki onun üzerine fikir mücadelesi yapasınız. Yani onun üzerine fikirlerinizi birleştiresiniz. Yoksa bir netice elde edilemez ki. Yani burasını ifade edebilir değil mi? Mesela İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı eseri Avrupa'da 18. yüzyılın başına kadar ders kitap olarak okutulmuş. Sadece 17. yüzyılın içinde 5 defa İngilizce'ye tercüme edilmiş. Yani biliyorsunuz çok kıymetli bir kitabın tercümesi ancak o kıymetine göre olur. Mesela Türkiye'de bazı kitaplar var, 2 defa tercüme edilmiş. İhya Ulumuddin gibi. Niye? Çok tutulduğu için. Yani demek Avrupa'da ne kadar tutulmuş ki? 5 defa İngilizce'ye tercüme edilmiş. Yani ayrı ayrı tercümeler yani. Yani demek ki o mebadiyi oradan alıp ondan sonra ona bina edeceksiniz. Hadise bundan ibaret. Ben burada şu aklıma geldi. Türkiye'deki cemiyet hayatında ilmin, mesela Almanya, mesela Japonya, İkinci Dünya Harbi'ne girip mağlup çıkmalarına rağmen tekniğin bu zirvesine yükselmelerinin en önemli sebebi geçmişlerini inkar etmemeleri yani. Adamlar İkinci Dünya Harbi'nden sonra Almanya'da o Hitler'in kurmuş olduğu harp için yapılması gereken silahlarla ilgili laboratuvarlarda bugünün Alman teknolojisini orada kurmuşlar. Yani dememişler ki Hitler'in kullandığı laboratuvardır. Yani bundan istifade etmeyelim. Etmişler adamlar yani. Bizim Türkiye'de tabii öyle bir kopukluk olmuş ki çok enteresan. Harp inkılabıyla ne acı ki yani bir gecede sabahleyin bütün bir millet cahil olmuş. Yani mebadi diye bir şey yok. Tıp ilmi yeniden başlamış. Yani kim tercüme ettiyse artık ne kadar edebildiyse.
Yani anlatabildim bile. Mesela bizim hukuk fakültesinde ben bunu gözle görüyorum. Mesleğim olmadığı için diğer mesleklerde bir şey diyemiyorum. O profesör, ya hocam diyor, bu da mı vardı? E dedim, ne diyeyim ben size? İşte bunu çok nakletmişimdir. Maalesef bu tekemmülü mebadiden geç mevzumuzun dışına çıkıyor ama Türkiye en çok bunun sıkıntısını çekmiştir Cumhuriyet döneminde. Her ilimde böyledir yani. Tekemmülü mebadi o. Tekemmülü mebadi ise peki bir ilmin temel esaslarının kemale ermesi ve zemin hazırlanması nasıl olur? Fünun-u Ekvan'ın. Fünun-u Ekvan dediği kainatla ilgili ilimler. Müsbet ilimler diyoruz ya biz bugün. Fizik, kimya ve diğer ilimler. Kainatla ilgili her ilim Fünun-u Ekvan'dır. Astronomiden kozmografya. Yani şey, astronomi kozmografya demek değil mi? Ha. Coğrafyasına kadar bunlar hep kainatla ilgili ilimler. Fünun-u Ekvan'ın tohumlarını çok güzel bir kaide canım. Sulb-ü hilkatten bu cümleyi okuyayım ondan sonra izah edelim. Fünun-u Ekvan'ın tohumlarını sulb-ü hilkatten zamanın terbiye gerdesiyle bir zemine ilka ile telkih eder. Maşallah yani bu cümle çok enteresan bir cümle. Şimdi kainata ait bütün ilimler, biyolojisi olsun, tıbbı olsun, ne, uçak mühendisliği olsun, hangisi olursa olsun, bir defa hilkatin sürbünden gelir. Yani anladınız değil mi? Uçak bugün işte kuşu esas alarak yapılmış. Biliyorsunuz çoğu icatlar tamamen kainattaki sulb, orada sulbi biliyorsunuz değil mi? İnsanın değil mi? Tohumunun geldiği yere sulb deniliyor. Kainata ait bütün ilimler hepsi hilkat sulbünden geliyor. Oradan örnek alınıyor. Ama ilk olarak bir şey keşfediliyor, ondan sonra zaman onu terbiye ediyor. Zamanın terbiye gerdesiyle. Yani zaman onu terbiye ede ede ede, ilk Ford arabayı görseniz gülersiniz. Neneme verseniz bilmez. Ama bugünkü Amerika'daki Ford'ları görseniz de şaşırırsınız. Niye? Önce hilkatten işte alınmış, ondan sonra zaman terbiye ede ede, bir zemini ilka ile önce bir ortaya atınca telkih eden ilmi aşılıyor. Aşılıyor. O tohumlar ile, o tohumlar ise tedrici tecrübeler ile, yani zaman içinde derece derece birden olması mümkün değil. Tecrübelerle devamlı deneme yoluyla. Şimdi en çok doğruluk derecesini bilmiyorum da devamlı ıspanakta demir var, yiyin ha yiyin. Sonra bir profesör açıkladı ki ya ben sıfır bilmem binde yedi okuyacağıma sıfır yüzde yedi mi okumuş yoksa onda yedi mi okumuş? İnan doğru olmasa bile güzel bir numune bu. Yani demek birden olmuyor yani. Tecrübeyle, devamlı tecrübeyle, devamlı tecrübeyle büyür ve neşvine mağdur. Bu metnin izahını yaptı. Şimdi misallerine geçiyoruz. Buna bina endir. Bu zamanda bedihiye. Çok açık. İlkokul talebesinin bile anlayacağı kadar açık bir ilmi gerçek, hakikat. Ve ulûm-u âdiye, normal herkesin bildiği ilimler sırasına girmiş pek çok mesail var ki, çok meseleler var ki, zaman-ı mazide, geçmiş zamanda gayet nazari, nazariden kasıt anladınız değil mi? Tamamen ilmi düsturlarla ancak anlaşılabilen ve hafî, gizli, herkesin bilmediği ve bürhana ancak delille ispat edilirse anlaşılabilir, anlaşılmaya mühtaç idiler. Şimdi adam açıyor tefsiri, üstad bunu onun için yazıyor. Ya diyor, Gadi Beydavi dediğin müfessir mübarek, oho Amerika'dan bile haberi yok. Mübarek, Amerika onun zamanında da bulunmamış, bilinmemiş ki yani şimdi. Müsaade de olmasın yani. Arabadan da haberi yok, trenden de haberi yok. Ya ne alakası var bunun? Yani onun o haberi olmayışı tefsirdeki yedi tuğla oluşuna, büyük bir alim oluşuna bir zarar vermiyor ki. İşte bu sebepten dolayı. Bu sebepten dolayı zina görüyoruz. Şimdilik coğrafya ve kozmografya, astronomi demek kozmografya. Kozmografya ve kimya ve tatbikat mühendisiye, yani geometri ilminin uygulamasından doğan ilimler, mekanik ilimler vesaire, çok meseleler var ki mebadi ve vesaitin tekamülüyle hem o ilmin mebadisi yani temel esasları, hem de vesaiti, bir de o ilmi araştırmak için uygulama esasları, yani cihazlar, alet ve edevatlar gelişmiş. Ne diyorlar ona? Malzeme gelişmiş. Malzeme meselesi bu. Malzemelerin gelişmesiyle
ve bir de telahuk-ı efkarın keşfiyatıyla fikirler birbirine bitişe bitişe, birleşe birleşe, işte 10 sene önce şu keşfedilmiş, 10 sene sonra şu keşfedilecek, bu zamanın çocuklarına dahi meçhul kalmamışlardır. Yani ilkokul çocuğu, bizim bir abimiz var diyor, bu zamanın çocukları ortaokul mezunu olarak doğuyor. Hakikaten de öyle yani. Gayet basit. Şimdi bakıyorum bizim Emre, 4 yaşında çocuk, bilgisayarı benden iyi kullanıyor. E şimdi ben o yaşta bilgisayarı değil, bilgisayarı gösterseler acaba bu nedir derdim yani. Şimdi bu kabahat yani bizde değil. Mesele tamamen zamanın tesiri. Evet. Belki oyuncak gibi onlar ile oynuyorlar. Halbuki İbn-i Sina ve emsaline, İbn-i Sina gibi büyük alimlere nazari ve hafi kalmışlar. Yani bugün ilkokul talebelerinin bildiği şeyler İbn-i Sina bilmiyor. Veyahut da benzeri alimler bilmiyor. Onların küçüklüğünü göstermez. Halbuki, evet. Halbuki hikmetin bir pederi hükmünde olan İbn-i Sina. Çok güzel bir tabir. Şimdi eski ilimlerde hikmet deyince mantık, cedel, münazara ilmi, anlatabildim değil mi? Felsefe ilmi, fizik, kimya, kısaca müsbet ilimlerin tamamına hikmet denir. Yani bunu anlatabildim. Yani hikmet çok geniş kapsamlı bir kelime. Bu tip ilimlerin babası hükmünde olan İbn-i Sina'dır. İbn-i Sina biliyorsunuz 8. ile 9. miladi asırda, yani 370 Hicri yılında Bukhara'da doğmuş bir Müslüman alim. Kendisinin 100'den fazla eseri var. Bunların içinde El İşarat adlı felsefe mantıka dair olanı, El Kanun adlı tıbba dair olanı, En Necat adlı yine felsefe ve hikmete dair olanı, meşhur eserleri arasında yüzlerce şerh yapılmış, çok dillere tercüme edilmiş büyük bir alim. Bu arada bazı insanlar tarafından Alevi olduğu söylenen, yani Alevi derken İsmailiye mezhebi Şii olduğu söylenen ama bir kısım İslam alimleri tarafından bu kabul edilmeyen bir büyük alim. Halbuki hikmetin bir pederi hükmünde olan İbn-i Sina, şiddeti zeka, zekasının şiddetine ve kuvveti fikir, fikrinin kuvvetine ve kemali kemiye, yani hikmet ilmindeki kemal noktasına ve vüs'ati kariha, kariha bir insanın kabiliyeti ve zekası demek. Yani bu benim karihamın eseridir diyor ya, yani ne diyorlar şimdi ona? Bir tabir kullanıyorlar. Bilmem ne nosyonu falan diyorlar da tam onu karihanın karşılaması mümkün değil. Kariha bir insanın yaratılıştan sahip olmuş olduğu melekesi, kabiliyeti o manada. Evet. Ve vüs'at-i kariha, yani kabiliyetinin, potansiyelin genişliği noktasında bu zamanın yüzlerce hükemasıyla, yani filozoflarıyla, ilim adamlarıyla muvazene olunsa tereddüt edip ve ağır gelecektir. Yani çok bu asrın mütefekkirlerine, filozoflarına ağır basar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O zamanki felsefenin tesiriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayın ikiye bölünmesi hadisesini inkar ediyor İbn-i Sina. Sebebi şu, bu kadar Elbalahım diye yazır diyor ki ya senin gibi bir kafalı adama bu kadar mantıksız diyor fikir, hiç yakışmıyor doğrusu diyor. Efendim diyor, bu mucizeyi kabul etmek mümkün ama şunu izah etmek mümkün değil. Biliyorsunuz diyor, alem iki kısımdır. Biri süfli, biri ulvi. Süfli dediği dünya, ulvi dediği de sema. Semaya ait şeyler o kadar layetegayyerdir ki, değişmez özelliğine sahiptir ki, ay diyor yani kıyamette bile zor değişecek. Nasıl bir mucizeyle değişir ki yani? Bırakın dönmesini, hareketini. Yani enteresan bir şey tabii o, Allah kimseyi şaşırtmasın. Felsefe onu perişan etmiş tabi bazı noktalarda. Yani ifade edebildim mi bilemiyorum. İşte şimdi insan gülüyor tabi o haline. Ama onun büyüklüğüne bir gölge düşürmez yani. Evet. Noksaniyet diyor İbn-i Sina'da değil. Eksiklik İbn-i Sina'da değil. Çünkü İbn-i Zaman'dır. Bu tabir çok güzel, öğrenmenizi istiyorum. İbn-i Zaman'ın çocuğudur o. O zamana göre İbn-i Sina dahidir. Bugün olsa kim bilir ne büyük bir ilim adamı olurdu. Onu nakıs bırakan, eksik bırakan zamanın noksaniyetidir yani. Zamanın eksikliğidir. Acaba bedihi değil midir ki? Çok güzel bir misal bu. Çok açık değil midir ki? Kolombo Zufinu'nun, hani Christoph Kolomb var ya, Amerika'yı keşfetti denilen adam,
Zülfünun dediği çok ilimleri bilen adam demek. Yani bu Christoph Kolomb'un sebebi iştiharı olan yeni dünyanın keşfi. Yani Amerika'nın keşfi onun en meşhur ve ilim o, meşhur olma sebebidir o. E şimdi faraza bu zamana kadar kalmış olsaydı heş kaptan arasında kıymeti olmayan bir kayık sahibi bile yeni dünyayı eski dünyaya komşu etmeye muktedir olacaktı. Yani bugün olsa mesela bir kayık sahibi bile gider daha yani Amerika. Bugün için çok basit. Ama o gün için koskoca bir adamın isminin duyulmasına sebep olmuş. Evvelki keşşafın, evvelki yani Christoph Kolomb'un gidip de orayı bulması keşşafın tebahhuru fikrine, fikrinin derinliğine. Tebahhur, mütebahhir alim diyorlar. Yani ilmi deniz gibi olan alim demek. Tebahhuru fikr, fikrin derinliği, denizleşmesi manasına. Tabi orada bir şey var yani, teşbih var. Nasıl şey gibi, sığ değil, sığ fikirli derler yani. Böyle çay gibi değil yani, hemen boğulan basit meselelerde. Bilakis deniz gibi derin fikir sahibi manasına. Tebahhur fikrine ve mehaliki iktihamına bedel. Ha, bu da ayrı bir hünerdir yani. Mehaliki iktiham. Mehaliki iktiham yani gaye uğrunda çok tehlikeleri baştan kabullenme. Yani mehalik tehlikeler demek. İktiham da isteyerek bazı tehlikelere ama hayırlı bir netice için göğüs germe. Yani ifade edebildim değil mi? Efendim bu deney neticesinde patlar ölürsem o zaman deney yapamazsın işte. Olacak. Bir iki kişi de ölecek. Ama sonradan ölmeyen adam bir şeyler ortaya koyacak işte. Dediği zaman gibi değil ya, dediği zaman gibi. Şimdi mehaliki iktiham etmese dediği zaman bugün biz rahat bu hakikatleri okuyabilir miydik yani? Mehaliki iktiham. Tabir çok enteresan tabii. Beden bir küçük sefine ile bir pusula kifayet edecek. Fakat bununla beraber şimdi gelecek bir hakikati aslında şunu satır başı yapmak lazım. Tabii Allah nasip ederse dua edin. Şahsen Risale-i Nur'un yeniden edit edilmesi lazım. Yani bunu yanlış anlamayın. Allah razı olsun tabii. Biliyorsunuz bu Risale-i Nur'ları ilk defa yazanlar öyle insanlar ki yani böyle kibrit kutularının üzerine yazmışlar. Sigara kağıdının üzerine yazıp kibrit diye göndermişler. Öyle tasihten geçmiş. Yani edit edilmekten kasıt şu. Yani paragraflarının, cümlelerinin bazı yerlerde cümleler bölünmüş. Onlar çok önemli. Yani gerçi yine manayı bozmuyor ama tam dikkatli okumazsanız problem doğabiliyor. Yani ben bazı yerleri siz de tespit ettiniz değil mi? Cümle bölünmüş mesela. Cümle tam bir cümledir. Bölünmüş iki cümle yapılmış ama şartı bir tarafta kalmış, ceza bir tarafta kalmış. Biz ona şart ceza diyoruz. Eğer şöyle yaparsam böyle yaparım. Tabii burada da öyle yani. Bu fakat aslında satır başıdır. Onu söyleyeyim. Fakat o bitti. O birinci bitti. Hocam bu Christoph Kolomb'un meselesi var da kısaca. Estağfurullah. Buyurun tabii anlatın. Bu Amerika'yı keşfedince kıtasını kral onu kendine vezir yapmış. O güzel hizmetinden dolayı herhalde Portekiz kralı olsa gerek tahmin ediyor. Evet. Öbür vezirler bunu kıskanmaya başlamış. Yani demişler bunun yaptığı iş o kadar önemli iş değil ki bizimle hem seviye olsun. Ne hakkı var bunu vezirlik yapacak tarzında böyle. Dedikodu edilince bir gün kralın da bulunduğu bir toplulukta öbür vezirler de hazırmış. Kendi yaptığı işin ilk iş olduğundan dolayı çok ağır ve müşkil olduğunu ortaya koymak için vezirler imtihan etmiş Christoph Kolomb. Bir yumurta getirmiş. Demiş bu yumurtayı durdurun bakayım sivri ucu üzerine durdurabilecek misiniz? Her bir vezir uğraşmış, kral da seyrediyor tabi. Durduramamışlar. Pes demişler yani olmaz, durmaz mümkün değil. Siz hem durdu demişler, almış bu yumurtayı hocam. Vurmuş masanın üstüne ucunu düzeltmiş, kırmış, durdurmuş. Ucu düzelince yumurta bulmuş. Demiş, onu bile biz de durdurduk. Tabii yolunu ben gösterdikten sonra. Güzel. Ya, ya, çok güzel. Yani her ilimde böyle yani, her ilimde böyle. Ama bir problem çıktı. Bence bu dersi bugün şu hakikat için okumamız bile yeterli. Şimdi bir kısım hocalarla karşılaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın hocalara söz attığımdan değil. Efendim bugün ilim gelişmiş. Allah Allah maşallah. Ne güzel ilim gelişmiş.
Ey, bir imam azam bizim kadar meselelere vakıf olamaz yani. Arkadaşlar yanlışlıkla gülmeye gerek yok. Dinlemişim bundan sözleri. O da insan. Adam İmam-ı Azam'ın yazdığı kitabın bir fetvasını anlamaktan aciz. Ama biraz Arapça biliyor, biraz İngilizce biliyor, bir de bilgisayarı var. Yani anlatabildim değil mi? Diyor ya bütün hadisleri kodlayacağım. Hadis ezberleme kalktı ortadan. Anlaşıldı değil mi? Hadis ezberleme kalktı. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine kodlarım. Kodla yani şey geçersin, Selsebil diye IBM uyumlu makinalarda var bu. Basıyorsun bir kelimeye, düğmeye bastığın an o ayet geliyor. Hangi sure, hangi ayet dersin ki ortaya çıkıyor. Ey diyor bu imkan, bu kütüphane imkanı İbn-i Abidin'de, İmam-ı Azam'da yoktu yani. Bugünkü ilim adamı diyor, bir İslam hukuku profesörü, bir İslam hukuku doçenti. Anladınız değil mi? Fevkalade diyor bu meselede ileri gidebilir yani. Şimdi görünürde okuduğumuz yere bunun iddiası yok. Bediüzzaman o meseleyi burada halletmiş. Yanılıyorsunuz demiş. Başta söylemiştim, alemde meylül istikbal vardır. İstikmal, yani devamlı kemale doğru gitme meyli. Devamlı ilerleme. 100 sene öncekine göre bu seneki otomobil piyasası daima ileri. 100 sene öncekine göre, yok da gerçi, bu seneki bilgisayar daima ileri. Her gün ileri. Ama bunun tek bir istisnası var. O da maneviyat, ilahiyat ve dini ilim. İşte bunu iyi anlamamız lazım bugün. Fakat bununla beraber şimdi gelecek bir hakikati nazara dikkate almak lazımdır. Yoksa böyle bir bana o durumu anlatan adam gibi böyle paçavraya döner. İfade edebilir değil mi? Misal için Abdullah Aydın diye bir kardeşimiz var, Aydınlı. O bir hadis lügatçesi hazırlamış. O lügatçenin başında bunu diyor, niye hazırladım? Yani anlatabildim değil mi? O lügatçenin başında bunu niye hazırladım diye günümüzde Arapçadan tercüme edilen bir hadis kitabındaki bir cümlenin tercümesini misal vermiş. Yani var mı burada o hadis şeyini, Timaş tarafından yayınlanan? Vardı kanaatimce. Ben öyle hatırlıyorum. Varsa onu aynen okuyayım. Subhanallah. Mesela ben bugün Göztepe'deki evime saat 9'da gideceğim. Tercüme etmiş. Saat 9'da Göztepe'deki evimden çıkıp Avrupa'ya seyahat edeceğim. Böyle tercüme etmiş. Yani hiç doğru kelimesi yok. Istılah bilmeyince tabii ilmin ıstılahı. Yani ifade edebildim değil mi? Şimdi ben bazı İngilizce tercüme yapıyorum. Şimdi ilim ilerlediği için mesela bilgisayara dair olan ıstılahların çoğu Redos'ta yok. Yani mümkün değil oradan siz bir, yani bilgisayarla ilgili bir İngilizce kitabı Redos'la tercüme etmeye kalkışarsanız ancak bir Nasrettin Hoca hikayesi ortaya çıkar. Hiç alakası yok. Çünkü yeni teşekkür etmiş. Yani o kelime yeni teşekkür etmiş. Yani buna önemli bir nokta. Adamın birisi tutmuş elma verdiği elma verdi diye. Bir de dipnot koymuş. Demek ki demiş elmacılıkla meşgulmuş demiş. Ne yapacaksın işte. Bu duruma düşmemek lazım. Şöyle ki, ha, terakki var mı yok mu? Nerede istikmal var? Nerede meylül istikmal var? Nerede yok? Meseleler iki kısımdır. Bunu bitireceğiz artık. Birincisinde telahuk efkar tesir eder. Yani fikirler birleşir. Yan yana gelir. Tecrübeler arttıkça tesir fazla olur. Belki ona mütevakkıftır. Belki fikirler birleşmese o ilim teşekkür etmez. Fizik gibi, kimya gibi, tıp gibi. Yani bir insanın bütün göz hastalıklarını bilmesi mümkün değil ki. İlla eski bulanlardan istifade edecek yani. Varsa eksiği düzeltecek, yoksa da ilave yapacak. Nasıl ki maddiyatta çok güzel bir misal veriyoruz. Maddi ilimlerde büyük bir taşı kaldırmak için teavün lazım. Çünkü büyük bir taş kaldıracak. Maddi ilimler böyle ya, onun için bunu misal verdi. Çok güzel bir misal, mevzuya uygun. Şimdi böyle bir kaya kalkacak. Kaç kişi yardım etse o kadar kolay kalkar mı kalkmaz? Anladınız değil mi? Bak birinci anlaşıldı. İkinci nasıl oluyor? Ha, onu 5 dakika sonra görürsün. Şimdi onu izah edecek. Kısmı diğeri de, ikinci kısımda ise, yani diğer kısımda ise esas itibariyle telahuk ve teadüm tesirsizdir. Yani öyle ilimler var ki
ilahiyat ilimleri, manevi ilimler, orada fikirlerin birleşmesi ve yardımlaşma temelde fazla tesiri yok. Şekilde bazı tesirler olabilir. Yani anladınız değil mi? Çok miyim? Yani isterse 10 tane Bediüzzaman gelsin, 100 tane Abdülkadir Geylani Hazretleri gelsin, Resulullah'ın haşye imanına yetişmesi kimsenin mümkün değil. Ama haşçı izahta bugünün ilimlerine uygun olarak çok yeni bir izah gelmiş olabilir. Şekilde farklılık olur. Anladınız değil mi? Onu anlatacak şimdi. Bir de, bin de, bir de, birdir. Nasıl misal veriyor? Nasıl ki hariçte, dışarıda bir uçurum üzerinden atlamak, bir uçurum üzerinden atlamak veyahut bir dar yerden geçmekte kül ve külli vahit birdir. Harika bir misal canım. Uçurumdan atla. Hey 100 kişi yardım edin ben atlayacağım. Yok valla. İlla yardım etmeleri onların sana hiç el vurmamalar. El vurdukları an uçurmaya varlarsın. Tek başına atlamalısın ben gerçek öyle atlayasın. Herkes atlayacak çünkü. Çok şahane bir şey yani. Dar bir yerden geçilecek. Yahu birleşin arkadaşlar beraber olup geç. Hayır. Arkadaşlar dağılın tek tek geç. Hani illa o. Çok... Teavün fayda vermez. Bu kıyasa binaen fünunun, ilimlerin bir kısmı büyük taşın kaldırılması gibi teavüne mühtaçtır. Yardımlaşmaya. Bunların ekseri, yani bu tür ilimlerin çoğu ulumu maddiyedendir. Maddi ilimler. Fizik, kimya, tıp vesaire. Diğer bir kısmı ikinci bir misale benzer. Tekemmülü def'i. Yani kemale ermesi birdenbire oluyor. Peygamberimizdeki ulumu imaniye gibi. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut def'i gibi olur. Veya neredeyse birdenbire gibi olur. Yani çok kısa bir zaman içinde. Bu ise ahlevi çoğunluk itibariyle maneviyat veya ulumu ilahiyedendir. İlahi ilimlerdendir. Onun için yani ne kadar terakki ederse etsin bir veliyullah sahabeden birinin imanına yetişen. Lakin bu güzel tabi, eğer çendan, gerçi diyor, telahuk efkar, yani fikirlerin bir araya gelmesi, tabi karşılıklı anlaşma, kısmı saniyenin, yani ikinci kısım ilimlerin mahiyetini tahyir, değiştiremez. Tekmil, eksiktir de tamamlayayım diyemez. Tezyid, artıramaz. İse de ama bürhanların mesleklerine rücu. Mesela ahirete imanı, İbn Sina biraz herkesin anlayamayacağı şekilde izah etmiştir. Bu asırda ilimlerin de tesiriyle Bediüzzaman herkese anlatabilecek şekilde ona ait delilleri daha açık bir ifadeyle anlatabilir. Yani burayı anlatabildim değil mi? Bura önemli. Onun için mesela şey öyle diyordu. Yani mesela Allah selamet versin hocam. Yani bir İmam Rabbani tabii bu farklı. Bir Bediüzzaman'ın onun sözdeki haşir meselesi nin izahına hayran kalırdı diyor görseydi. Yani öyle. Yani burada demek haşye dair olan imanın bürhanlarının izahı noktasında müthiş bir terakki var tabii. Terakki var. Vuzuh ve zuhur ve kuvvet verir. Biraz önceki meseleyi de ben tamamlayalım. Bu da önemli. Bunu gerçi biraz sonra da açıklıyor. Üstadları bunu İçtihat Risalesi'nde izah ediyor. Şimdi diyor, özellikle Peygamberimizden sonraki üç asırda, yani Peygamberimizin asrı, sahabe asrı, bir de tabiler asrında. Şeyde diyor, yani fikir çarşısında merhub olan, arzu edilen en kıymetli meta, Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Bunu tespit ve teyit etmekti. Şimdi hakikaten İbn Abbas Hazretleri diyor وَفَاكِيَةً وَأَبَّا kelimesindeki ebben kelimesini diyor ayetini iki koca karnının konuşmasından anladım diyor manası. Yani koca karnının sohbeti Allah'ın kelamını anlamak. Efendim kahve yok da kahve gibi olan meclislerde Resulullah acaba elini kaldırdı mı kalmadı kaldırmadı mı? Kaldırdıysa namazda ne söyledi ne söylemedi. Yani şimdi mesela herkesin acaba ne zaman milletvekili olurum, başbakan olsam nasıl yaparım, bütün dert bu. Veyahut da Fenerbahçe kazandı mı kazanmadı mı? O zaman çocuğun bile, anne
Acaba nasıl su içeyim? Resulullah nasıl içerdi? Yani annesine sorduğu sual bu. Ya böyle bir manevi hava içinde yaşayan bir insanın ulaştığı manevi derece bizlerin çok zor ulaşır. Bizden ancak çok az nadir fertler ulaşır. Bediüzzaman gibi, büyük alimler gibi. Yani ifade edebildin mi? Şimdi nasıl ifade edeyim? O zaman Peygamberimizin hadislerini niçin söylemiş, niye söylemiş, ne zaman söylemiş, nasıl söylemiş, ayetler ne zaman nazil olmuş, hangi hadise münasebetiyle bunları ayrı ayrı bilen, gecesini gündüzünü bunları öğrenmeye hasreden, mesela 3. Hicri asırda yetişmiş Hazreti İmam-ı Azam'ın muasırı olan bir müştehit imamla bugün eve git televizyondan haber seyret, sabahleyin kalk gazete oku, caddeye çık, her türlü haram, helal demeden her şey var. Ondan sonra git arada sırada da fıkıh kitabını oku, yarım yamalak Arapçayla. Sen bu halinle 10 tane bilgisayar beynine soksan, İmam-ı Azam devrindeki bir fakihe yetişmen mümkün değil. Burası çok mühim bir nokta yani. Yani bu sual var ya, bu suali perişan etmiş Bediüzzaman Hazretleri bu noktada yani. Doğrudur. Bu asırda tamam, teknikten istifade edelim. Bürhan'ın izahında faydalanabiliriz. Ama diyemeyiz ki yani, bizim asrımızda bilgisayar gelişmiş. Hadis ezberlemeye gerek yok, bilgisayara veririz. Öyleyse bu asırda da müştehit yetişir vesaire. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Son paragrafımızı okuyalım. Hem de nazarı dikkate almak lazımdır ki, burada önemli. Kim bir şeyde çok tevahhül etse, yani tevahhül etmek demek çok meşgul olmak demek. Bir şeyle çok meşgul olsa, galiben çoğunlukla başkasında gabileşmesine, bönleşmesine sebebiyet verir. Kaydıdır yani. Tıpta aşırı derecede uzman olan, yani illa da onun aksi olan bir sahada o kadar derinlemesine uzman olamaz yani. Yani gece gündüz kalk işte kalp damar, yat kalp damar ya işte o kadar ya bu şimdi organik kimyada o kadar mükemmel olamaz yani. Vakadan kaydı bu. Şimdi bunu nereye getirecek? Bu asrın insanı maddede tevahül etmiş alabildiğini. Maneviyatta ilk dönemlere kıyasen o kadar ileri olması çok zor. Bu sıra binaendir ki maddiyatta hep maddi meselelerde tevahül eden yani meşgul olan maneviyatta gabileşir. Gabileşir, bönleşir ve sati olur. Yani yüzeysel diyorlar ya şimdi. Sati olur. Bu noktaya nazaran maddiyatta mahareti olanın, maddiyatta mahareti olanın, maddi meselelerde mahareti olanın, maneviyatta hükmü hüccet olmasına sebep olmadığı gibi. Ben bunu çok yaşadım. Erzurum'un Olur gazasına 6 ay vaiz olarak tayin edildik biz. Bir bayram Erzurumlu, Narmanlı bir müftü bey var orada. Ben de vaizim. Olur da gaza değil mübarek. Yani İstanbul'un ancak mezralarından birisi yani böyle. İşte yanlışlıktan kimse yapmış orayı gaza. Herhalde 1000 mi nüfusu şimdi? 1000'e mi düştü dedi birisi. Artık orasını bilmiyorum. Tabii canlara sıkılmasın. Olurlu var burada tabii. İnsan fazla da konuşamıyor. Şimdi tabii oturduk. Bayram sohbetine gittik. Yani bunu çok yaşıyoruz da onun için bunu naklediyorum. Oturduk. %100 enflasyon olmuş. 78 miydi neydi? Zannediyorum o Ecevit hükümetlerinden birisiydi. %100. Kaynaklar diye başladı. Bozuk zihniyetli bir adam. Efendim, hayırdır? Şu hacı dedi, geçen sene iyi biliyorum dedi geçen sene. 50 liraya aldığım malı, bir de Müslümanım diyor. Enflasyon oldu diye 100 liraya satıyor. Ya bizim Müftü Bey demesin mi? Öylesi adamlar zaten dini bozdu diye. Dedim bir dakika. Demek yani siz de söylediniz dedim ya. Dedim kaymakam bey bu mevzuyu atalım da ben bir şey soracağım dedim yani. İstirham ediyorum bundan sonra diyanetle ilgili gelen bütün emirlere mülki amir olarak siz karışamazsınız. O ki ben vaizim dedim. Emri de ben veririm onu da icra eden de ben. Ne demek olur Ahmet Bey dedim. E dedim olsun yani hem ben hocayım hem de mülki amirim kendisi anında. Öyle olur mu dedi. Mal müdürü de tam mal müdürü mübarek. O da başladı. O zaman menfi fikirler revaçta. O da işte o hacı. Hacıyı da tanıyorum ben. Sen de belki bilirsin.
Yani olur da bir. Sen de o öyleydi. O da o taraftan değil mi? Yok. Sen değilsin. Başka biriyle karıştırdın. Şimdi tabii orada bir hacı efendi var. Tüccar adam. Olmaz böyle Müslümanlık şu. Ya dedim merhamet. Hukukta bir kaide vardır yani şimdi. Şimdi adam diyelim ki 1 milyar serveti var. 1 milyar ticaret malı aldı. %100 enflasyon oldu. Efendim ben Müslümanım, dürüstüm, enflasyona bakmam. Yine 50 liradan satmaya devam. Bu adam 500 milyon atmıştı da otomatik sermayesi. Yani bunun ekonomiyle ne alakası var bunun? İslam hukukunda hüküm var yani. İzah ediyor. Bir malı aldın. O malın üzerine bütün masrafları ekleyeceksin diyor. Nakliye masrafı verdin be. Bilmem neye ekleyeceksin. Arkasından da rahs diyoruz biz. Yani paranın değerinin düşmesi. Enflasyon olmuşsa onu da ekleyeceksin de. Devlet demiş ki ben artık 100 lirayı 50 lira kabul ediyorum demiş. Yok ben illa 100 lira kabul edeceğim artık. Ey buyur et maaşını yarım al. Öyle deyince tabii. Efendim şudur. Herkes kendi haddini bilmeli. Kaymakamlığı yapmalı. Mal müdürü iyi mal müdürü olmalı. Hoca da hocalığını yapmalı yani şimdi. Maalesef bu asırda bu kanaat hakim yani. Adam şayet iyi bir doktorsa bana göre din böyle. Mübarek sana göre ameliyat nasıl olur onu anlat. Dinde ne alakan var senin? Hele sen gözde anlıyor. Tamam gözde konuş. Göz mütehassısı yani. Yani bir zaman moda olmuş yani bu. Hani biliyorsunuz Mazlum'da çok naklediyor. Çok hoşuma gidiyor. Öğretmenin birisi gitmiş. Bakmış hocaya tabii itimat çok fazla. Hocaya itimat fazla olunca başlamış hadis nakletmeye. Demiş Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki zaman sana uymazsa sen zamana uy. Bir defa yani bir ayet-i kerimede diyor demiş diyor ki demiş Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki ulan ayetse Kur'an-ı Kerim olur. Yoksa Hazreti Peygamber buyurmaz Allah buyurur. Böyle bir ayet yok, böyle bir hadis de yok. Yani hiç doğru tarafı yok ki. Onlar köylüler kovmuşlar tabii. Yani bu nokta, bu cümle çok önemli. Yaşadığımız için, yani dikkat çekiyorum, o cümleyi tekrar okuyorum. Bu noktaya nazaran, maddiyatta mahareti olan, tamam, dünya çapında bir ilim adamıdır. Hele bakalım din hakkındaki düşüncen nedir? Bence gericiliktir. Ulan ahmak, sen ancak atomunu icat et, bilmem neyi niye yap yani. Din hakkında senin kanaatin ne olabilir ki? Yani bu önemli bir nokta. Maddiyatta, maddi meselelerde mahareti olanın maneviyatta hükmü hüccet olmasına sebep olmaz. Efendim maddi meselelerde çok mahir. Öyleyse manevi meselelerde de hüküm versin, onu delil kabul ederim. Olur mu öyle şey? Çok defa sözü dahi şayan istima değildir. Dinlemeye bile değmez. Evet bir hasta, güzel misal veriyor. Tam tersi de geçer. Hoca, hocam benim dişim ağrıyor. Mübarek diş doktoruna git. Ne alakası var hocanın diş hastalığıyla? Neyin misali yani bu? Hocamın çok güzel bir misali var. Bir köyde diyor 10 tane köylü bir araya gelmekle dahiliye mütehassıs olmaz ki. İsterse 1000 tane köylü bir araya getir. Aynen öyle. Evet bir hasta tıbbı hendeseye kıyas ederek, geometriye kıyas ederek, tabibe, doktora bedel, mühendise müracaat edip, gösterdiği ilacı da istimal ederse, yani bir de kullanırsa, doktor yerine kime gidiyor? Mühendise. O da ilaç veriyor, o da kullanıyor. Ne olur? Akrabasına taziye vermeye davettir. Gelin yavaş yavaş benim taziyeme hazırlanın. Davettir ve kendisi için kabristan-ı fena'nın, şu fena alemi olan dünya kabristanının hastanesine nakli mekan etmek için bir raporu istemek demektir. Yani o kadar güzel ifade ki. Yani aynı şeyin tersi de cari yani. Kezarik, hakaiki mahsa. Efendim biz hocalar yüzünden geri kaldık. İşte uçak. Öyle mübarek adam kocayı namaz kıldırır. Mühendisliğiyle ne alakası var kocanın? 70 senedir elinizde her şey icat edin yani. Hocalar bilmedi mi icat ettiniz de yani? Ya Avrupa'nın papazları mı çıkıyor? Avrupa'nın papazları mı bu işi yapıyor yani? Ne alakası var bu işin? Yani bu nokta çok önemli bir mesele yani. Şimdi Japonya bizden sonra başlamış. 75 senedir elinizde ya, buyurun yani kocaların açık çekti elini. Her şey sizin elinizde, buyurun. Neyiniz varsa gösterin. Allah Allah. Kezalik, hakaiki mahsa, yani sırf hakikatlar manzumesi.
ve mücerredat-ı sırfe, sırf mücerred kaideler. Mücerred, yani bunu izah etmek gerekir. Ne demek mücerredat-ı sırfe yani? Mücerredat-ı sırfe. Yani mesela arkadaşlar biraz önce zikrettik. Mazide nazari olan bir şey, müstakbelde bedihi olabilir. Eğer Bediüzzaman bu cümleyi açıklamasaydı, yani şimdi anladık, kolay anladık ama bunu izah etmek zor yani. Yani ifade edebilir mi? Yani mücerred hakikatler bunlar yani. Allah'a iman, Allah'ın sıfatları. Bediüzzaman ileride de açıklayacak. Bizim aklımız diyor cüz'i ve teakubi. Ancak bir işi peş peşe yapabiliyor. Külli ve muhi, her şeyle birden ilgilenen ve her şeyi birden ihate eden Allah'ın ilmi, kudreti, idrak etmesi mümkün değil ki. Mücerred hakikatler manevi alem yani. Bu hususta o hadiseyi işte hatırlıyorsunuz Erzurum müftüsünün anlattığını. Tortum'a giderken bakalım çaya soğuk mu değil mi diye biliyorsunuz. İhtiyarın birisi inmiş sopasını çaya batırmış. Çok soğuk demiş. Gaye köy o çayı geçmemek. Köyde misafir kalmak. Başkası geçer bakarsa sıcaktır geçelim diyecek. Gözde kesmiyor. Herkesten önce gidiyor sopasını uzatıyor. Ya sopa uzatmakla suyun soğuk veya sıcak olduğunu nasıl anlayacaksın yani? Maddi meselelerde mahir olsan da manevi meselelerde bir payen yoksa böyle benzeri, buna benzer bir hadise. Demek ki kezalik hakaik-i mahsa ve mücerredat sıfeden ibaret olan maneviyatta maddiyunun, her zaman maddeyle meşgul olan insanların hükümlerine müracaat etmek ve onların fikirleriyle istişare etmek adeta latife-i rabbaniye denilen, yani Rabbani bir latife olan kalbin sektesini ve cevheri nurani olan, nurani bir cevher. Aklın tarifi bu. Kelam kitaplarında yapılan tarif. Akıl nedir? Nurani bir cevherdir. Yani bir öz, bir varlık ama fakat nurani bir varlıktır. Olan aklın sekeratını ilan etmek demektir. Sekerat biliyorsunuz. Ölüm anındaki sekeratül mevt diyorlar ya. Evet. Her şey maddiyatta, maddi şeylerde arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.